Çok kıymetli hemşehrilerim, bugün Balıkesir'imizde Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Kara İsmailoğlu'nu ağırladık. İlk durağı Bandırma'ydı. Bandırma Erdek yolunda her zaman için trafikte sorun teşkil eden köprülü kavşak açılışını yaptılar. Daha sonra da Balıkesir'imizde bütün İstanbul'dan, Ankara'dan, İzmir'den gelen trafiğin bizim özellikle sahil kesimine aktığı ve şehir içerisinde tıkanıklıklara yol açan bir çevre yolumuz vardı. O çevre yolun yerine yeni bir kuzeybatı çevre yolu yaklaşık 10 kilometrelik onun da temel atma törenine katıldı. Tabii bir Balıkesirli olarak Balıkesir'imize yapılan bu hizmetlerden ötürü memnuniyetimizi Sayın Bakanımıza dile getirdik. Ama bir Dursun Bey Belediye Başkanı olarak Balıkesir Kepsut arasında yapılan ama 5 kilometre civarında kalmış olan yolu da Sayın Bakanımıza izah ettik. Sayın Bakanımız geçen yıl Haziran 11'inde Dursun Bey'e gelmişti. Geldiğinde de aslında o yapılmayan bölgeleri tek tek Sayın Bakanımıza göstermiştik. Sayın Bakanımıza tekrar çekmiş olduğumuz videoları gösterdik ve geçen yıldan beri çok bir gelişme olmadığını, özellikle organize sanayimizi geçtikten sonra 2 kilometrelik bölüm, onun devamında Akçagüney'de yarım kalan menfez ve dolayısıyla o menfezden ötürü açılamayan yaklaşık 1700 metrelik aslında sıcak asfalt olarak duble olarak yapılmış ama trafiğe açılmayan 1700 metrelik bölüm. Onun devamında Dada kısmında da 750 metre civarında oradaki yolun kayması ve çökmesinden ötürü trafiğe açılamayan kısmı ve hepimizin özellikle acılar yaşadığı viyadüğümüzün orada çalışmaların ağır aksak gittiğini hepsini izah ettik. Sayın Bakanımız da hem genel müdürümüze hem Bursa Bölge Müdürümüze talimatını kesin olarak verdi. İnşallah 2023'ün Mayıs ayına kadar bu bölgedeki Kepsut'a kadar olan kesimdeki eksikliklerin giderileceği sözünü bizlere verdi. Tabii biraz Kepsut çevre yolunda yoğunlaşma var çalışmalarda. Biz de o yoldan geçiyoruz. Mutlaka oranın yapılması da gerekir. Ama Sayın Bakanımıza geride bu eksiklikler varken ileride bu şekilde bir çalışmanın Dursun Beyler açısından, bizler açısından sıkıntı yarattığını ve bunun bir an önce çözülmesi gerektiği konusunda da anlattık, mutabakata vardık. İnşallah 15 Kasım'dan sonra iş makineleri tekrar yoğun bir şekilde yolumuza geliyor ve Sayın Bakanımız da bu yıl özellikle havaların kurak gittiğini, kış şartlarının daha oluşmadığını, kara kış şartları olmadığı sürece bu çalışmaların hızlı bir şekilde yapılacağını ve Mayıs ayında da inşallah eksikliklerin tamamlanacağı müjdesini bizlere verdi. Bu vesileyle hem Balıkesir milletvekillerimize, il başkanımıza, büyükşehir belediye başkanımıza ve bizlere duyarlılık gösteren Sayın Bakanımıza, genel müdürümüze, bölge müdürümüze teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum.